Sevgili seyirciler, İnsan Hakları Ajandası'na hoş geldiniz. Bu hafta barışı, barış içinde yaşama hakkını ve barışı talep etme hakkını konuşacağız. Önemli bir konuğumuz var. Konunun uzmanı Dilci ve Barış Vakfı üyesi Necmiye Alpay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ama önce her zamanki gibi bu hafta Türkiye'de neler oldu, hangi hak ihlalleri oldu onları izliyoruz. Sonra sohbetimize devam edeceğiz. Dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle meclise 31 yeni fezleke geldi. Fezlekelerden 30'u aralarında HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de olduğu HDP'li 19 milletvekili hakkında. HDP'liler dışında meclise gelen diğer fezleke ise İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Konçuk hakkında hazırlandı. Görevden alınarak yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, örgüt üyeliği ve örgüt propagandası yapmak iddiasıyla tutuklandı. Mızraklı'nın yanı sıra görevinden alınan Kayapınar Belediye Eş Başkanı Kezban Yılmaz, Kocaköy Belediye Eş Başkanı Rojda Nazdıer ve Erciş Belediye Eş Başkanı Yıldız Çetin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bağlar Belediyesi'nin HDP'li 6 meclis üyesi haklarında yürütülen soruşturmalar gerekçe gösterilerek İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Bağlar'da belediyeyi 31 Mart seçimlerinde HDP adayı kazansa da mazbata ikinci olan AKP'li adaya verilmişti. Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye'ye dönük operasyonla ilişkin haber paylaşımı yaptığı gerekçesiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ve örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Mücadele Birliği gazetesi muhabiri Özlem Oral serbest bırakıldı. Yeni Yaşam gazetesinin eski yazı işleri müdürü Osman Akın hakkında örgüt propagandası yapmak iddiasıyla açılan davanın karar duruşması yapıldı. Akın'a yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Jinnews Haber Müdürü Safiye Alagaş hakkında Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun şikayeti üzerine açılan davanın 4. duruşması yapıldı. Safiye Alagaş, sitede yayınlanan haberlerde örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti. Gazeteci Emre Orman, örgüt propagandası iddiasıyla tutuklandı. Orman, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Sokağa çıkma yasakları döneminde yaptıkları haberler gerekçe gösterilerek tutuklanan kanun hükmünde kararname ile kapatılan Dicle Haber Ajansı muhabirleri Meltem Oktay ve Uğur Akgül cezaevinden tahliye oldu. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu KYK ile bugüne kadar meslekten ihraç edilenler, kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin yapılan 126.200 başvurudan 92.000'ini karara bağladı. Bugüne kadar sonuçlandırdığı 92.000 başvurudan 8.100'ünü kabul eden komisyon, başvuruların 83.900'ünü reddetti. 34.200 müracaatın incelenmesi ise devam ediyor. Diyarbakır Nevroz'unda Kemal Kurkut'un polis tarafından öldürülmesine ilişkin görülen davaya ATK Genel Kurulu'ndan beklenen rapor gelmedi. Mahkeme heyeti, sanık polisin tutuklanmasına ilişkin talebi yine reddetti ve duruşmayı Ocak ayına erteledi. Kırıkkale'de 4 yıl önce boşandığı Emine Bulut'u öldüren Fedai Varan'ın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Varan, kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası aldı. Avukatlarının tüm indirim talepleri ise reddedildi. Şili'de 6 Ekim'de toplu taşıma ücretlerine yapılan zam ile başlayan eylemler genişleyerek devam ediyor. Protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükselirken 2840 kişi de gözaltına alındı. Evet, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Biliyorsunuz Türkiye'de savaş koşulları söz konusu. Suriye'ye bir askeri operasyon yapıldı. Hatta savaş açıldı diyelim belki de. Ama savaşın ve barışın söylenmesinin tehlikeli olduğu bir süreç yaşıyoruz. Yani barış talep etmenin, barışı içinde yaşamanın, bunu haykırmanın terörize edildiği veya tutuklanmaya, gözaltına bahane edildiği bir dönem yaşıyoruz. Biz de bu hafta aslında bir hak olan, insan hakkı olan, ifade özgürlüğü gibi, yaşam hakkı gibi barış içinde yaşam hakkını konuşmak istedik. Sizin bununla ilgili çalışmalarınız da var Barış Vakfı'yla beraber. Önce seyirciler anlatsın istiyorum. Barış içinde yaşama hakkı nedir? Barış içinde yaşamadan çok düpedüz barış hakkı
Belki diyoruz. Barış içinde yaşama tabii daha geniş bir kavram gibi geliyor. Belki o daha bile doğru, sizin ifadenizle başlamak daha iyi olabilir. Şöyle bir durum var çünkü. Biliyorsunuz insan hakları çeşitli uluslararası belgelerde düzenlenmiş vaziyette ve onlar gitgide daha iyi hale getirilmeye çalışılıyor. Bunların içinde bireysel hak olarak barış hakkı tam olarak hani birinci ne deniyor birinci ona? Kuşak. Birinci kuşak insan haklarının listesinde bu şekliyle yer almıyor. Yani barış hakkım çiğnendi diye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne mesela bireysel olarak gidemiyoruz. Bunun dışında barış içinde yaşamak hakkı gibi anlarsak, barış kavramı birinci kuşaktan itibaren çeşitli vesilelerle geçiyor uluslararası insan hakları metinlerinde, evet, kararlarında, sözleşmelerinde filan. Dolayısıyla şu an sonuna, hani amaçlanabilecek bir barış dünyasının sonuna belgesel olarak varmış sayılmayız, fakat çok yakınız. Çünkü mesela savaşın yasaklanmış olduğunu söylüyor hukukçular. Ben henüz bunu hiç kimsenin bildiğini sanmıyorum. Yani işin doğrusu ben geçen cumartesine kadar bu bilgiden haberdar değildim. Geçen cumartesi Barış Vakfı'nın bir çalıştayı vardı Ankara'da. Bir dizi çalıştay yaptık. Onlardan Ankara'da yapılanına katıldım ben. Daha önce İstanbul ve İzmir yapıldı. Yakında Van'da yapıldı bir de. Yakında Mersin'de de yapılacak. Dolayısıyla doğrudan doğruya bu Barış Vakfı başlığında bir çalışmamız da var. Yani daha geniş bir çalışma ama birkaç önemli başlıktan birisi Barış Vakfı. Orada bence önemli bir hukukçudur Orhan Cengiz, Kemal Cengiz. Savaşın yasaklanmış olduğunu hatırlattı bana. Zira ben her zamanki gibi meclisler karar verir, hükümetler karar, kişiler karar vermez savaş konusunda filan diyecekken, savaş zaten yasak dedi. Yani bizim bu son sözünü ettiğiniz Suriye müdahalesi dahil olmak üzere, işte başta ABD olmak üzere devletler savaş demiyor artık. Savaşıyorum demiyor, savaşa giriyorum demiyor. Askeri operasyon, askeri harekat, askeri terör operasyonu. Müdahale, terörle mücadele. Çok çeşitli, neredeyse. Aslında devletler de dilcilik mi yapıyor burada? Dil bilimciliği. Kesinlikle. Üretiliyor. Emin olabilirsiniz. Yani savaşın karşılığı olarak kelimeler, kavramlar üretiliyor. Çünkü ne de olsa uluslararası hukuk diye bir şey her şeye rağmen var. Hani uluslararası o Cenevre Sözleşmesi, hani savaş hukukunu düzenleyen, ona karşı tedbir olarak dilcilikte yapıyorlar, sosyologlukta yapıyorlar. Hani devletler belki bütün bu disiplinlerden herkesten daha çok yararlanıyor. Kendilerini hem daha sempatik göstermek için herhalde, hem daha özgür hissetmek için filan. Evet. Şimdi ilk kuşak haklarda yok ifade ettiniz. Evet, ilk kuşak haklar çok, yani 100 yıl önce. Sözünüzü keseyim. İlk işte İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Beyannamesi adındaki belgede barış kelimesi bir sefer geçiyor. Önemli bir şey bu bence. Çünkü hiç geçmiyor diyen var. Barış hakkı diye geçmiyor ama barış içinde yaşama hakkını yurttaşların eğitim hakkına bağlayarak söylüyor. Galiba bakayım. O eğitim hakları engellendiği açısından savaş dönemlerinde. Değil. Olarak değil. Genel bir şey olarak. Aslında eğitimle ilgili bir madde o. 26. maddesi sözleşmenin. beyannamenin pardon. Orada hem çocuklardan söz ediyor hem de eğitimden. Eğitimde savaşı kışkırtıcı, ırkçılık yapıcı, din ayrımcılığı yapıcı her tür eğitim faaliyetini yasaklıyor o madde. Yani
O maddeye göre devletler ve toplumlar çocuklarına verdikleri eğitimde savaş kışkırtıcılığı yapamazlar, ırkçılık yapamazlar, din ve benzeri inanç konularında ayrımcılık yapamazlar. 19. maddenin ikinci fıkrası bunu düzenliyor ve bunun barışın geliştirilmesine bağlıyor. Yani devletler barışı geliştirmek için mükellefler. Evet, bütün bunlara dikkat etmekle mükellefler. Bana göre bu barış hakkına bana göre dediğim, anladığım kadarıyla tabii ki ve bir ilk girişi yapmış oluyor şeye uluslararası hukukta barış hakkına. Ondan sonra tabii çok her aşamada o hani birinci kuşak bu. Evet. Birinci beyanname. Ondan sonra çeşitli aşamalarda barış hakkı da hep daha çok geliştiriliyor ve sürekli olarak görebildiğim kadarıyla siz hukukçusunuz ama ben meslekten hukukçu değilim, sadece mülkiye mezun olduğum için bir parça hani hukuk mürekkebi derler ya, yalamışlığım var. Uluslararası hukukun değişmeyen, gitgide de daha aslında çevre hakkı gibi çok, seyahat hakkı gibi, bunlar da ilk metinlerde yok. Zamanla insanlığın biraz gelişmesiyle, mücadelesiyle, evrilmesiyle bunlar da bir hak haline geldi. Barış hakkı da sanırım öyle bir şey. Aynen öyle. Özellikle üçüncü kuşak denen dediğiniz gibi çevre hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı gibi, onlara daha kolektif haklar deniyor galiba. Evet. İlk önce daha çok işte yaşam hakkıyla başlayıp, çünkü millet birbirini öldürüyor. Öldürürken evet. Bunlar çıktı daha doğrusu. Evet. Aslına bakarsanız aklımdayken söyleyeyim, sonra unutursam çok üzülürüm. İnsan hakları deyince barıştan da önce söylemek ve barışı anlatabilmek için daha önemli olduğunu düşünüyorum. Barış hakkından söz edebilmek için. Bizim toplumumuzda insan hakkı, insan hakları, bu kavramların ne olduğu da yeterince bilinmiyor. Çünkü hiçbir eğitim aşamasına yer almıyor ki. Hiçbir. Yani, hukuk fakültesi ve mülkiye okumadıkça aslında insan hakları hukukuyla ilgili bir temas olmuyor kimsenin. Olmuyor. Halbuki özellikle devlet memurları, hani öğretmeninden tutunuz, özellikle polis, jandarma gibi elinde silah bulunan devlet memurları başta olmak üzere herkesin insan haklarıyla az çok alışveriş, yani ya hak sahibi olarak ya da hakların uygulayıcısı olarak bir alışverişi var ve daha doğrusu var derken teorik olarak var, olmak zorunda. Evet. Ve insan hakları bu kadar gelişiyorsa bunun temelinde böyle bir gerçek var. Hani evet, insan hayatında insan haklarına bir büyük ihtiyaç var. Bunun bilincine ne kadar varırsak haklarımızı o kadar geliştiriyoruz ve uyguluyoruz. Şeyi sormak istiyorum aynı zamanda. Yani hukuki olarak bir çerçeve çizdiniz aslında. Evet, ben çizdiniz. Ve dilci olarak da yani barış, savaş kavramları mesela bir iddia oluyor. Savaş iki eşit devlet arasında. Bunlar doğru mudur? Hani dilci olarak, yani Türkçe tabii dil bilim veya diller açısından bakarsak her şey biraz daha belirsizleşiyor. Fazla anlam çıkıyor karşımıza. Mesela bir sözlük açsanız önünüze herhangi bir dilde kelimenin, savaş kelimesi, barış, savaş. Bu kelimelerin karşısında tek bir tanım olmaz. Birden çok tanım vardır. Diyelim savaş kelimesini alalım. Türkçe'de mücadele anlamında savaş. O kadar ilginç ki bizim kuşaktan beri savaşa karşı savaş bile dendiğine evet, rastlarsınız. Çünkü savaş kelimesi mücadele anlamında kullanıla gelmiştir. Bunun gibi birkaç anlamı var. Buna karşılık hukuk metinlerine bakınca, mesela bu savaş hukuku diye bütün bir literatür var değil mi? Belgeler evet, var. Bir de hukuk düşünürlerinin ve uygulayıcılarının
düşündükleri, geliştirdikleri doktrinleri var ve onları tartışıyorlar kendi aralarında, bazen kıyasıya tartışıyorlar filan. Olayları ele alıyorlar, somut olayları. Sonra onlar içtihata bağlanıyor filan. Yani bütün bir düşünce sistemi, düşünme sistemi ve düşünce sistemi var. Savaş ve barış konusunda Tolstoy görse herhalde çok şaşırırdı. Türkiye'de o... çok tartışıldığını bu kavramın. Evet, bütün dünyada ayrıca. Evet, ve gitgide daha çok uluslararası düzeyde tartışıyoruz. Hani Türkiye... Ya şöyle ben bazen bakıyorum. Şimdi savaş iki eşit koşulda yapılır bir iddia var. Ama o savaşın bir hukuku var. Yani Cenevre Sözleşmesi, evet, işte diğer ilgili sözleşmelerde de belli insan hakları taahhütleri var. İşte sivil katliam arası hep olmayacaksınız. Belli silahları kullanmayacaksınız. Yani bu iki, bu savaş değil, askeri operasyon demek bu hak, bu hukuktan onları bertaraf mı ediyor, öyle mi düşünüyorlar? Şimdi ben bir parça tanımlarını okudum şeyde, bu Cenevre Sözleşmesi savaşla ilgili ve diğer belgelerde. Bu devletlerin yaptığı hukuk ve sözleşmeler tabii bir taraftan çok insani görünmeye çalışıyor, iyi bir dünya. Belli temel haklara uyuyormuş veya onlara daha katkıda bulunuyormuş hatta havasında metinler çıkarıyorlar. Fakat mesela savaşı tanımlayan maddeler, sözleşme maddeleri yer yer gayet muğlak. Şeye dikkat ediyorlar. Yani devletleri böyle cennet yaratmak zorunda bırakmamaya dikkat ediyorlar. Bir kere savaş kelimesini hani bizde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriye müdahalesinin savaş olmadığı üzerinde ısrarla duruyor. Ondan önceki mesela Kıbrıs çıkarmasında olsun, Irak'ta olsun, Kore savaşı, Kore'ye asker gönderirken bütün bunlarda savaş dememek için her tür formülü kullanıyor. Çünkü bunun nedeni tabii uluslararası savaş hukukuna tabi olmaktan, evet, kurtulmak. Onunla ilgili çok açıklayıcı bir kendi konuşmasında az önce söz ettiğim gibi Orhan Kemal Cengiz bu Barış Vakfı toplantısında barış hakkı konusunda çok güzel bir konuşma yaptı. O konuşmada bu şeyle ilgili savaş tanımıyla ilgili daha geliştirici bir bilgi verdi. Bence onu da, ya da en azından ben duymamıştım o zamana kadar. O da şuydu. Eğer ben savaşta değilim diyorsa bir devlet, o zaman iç hukuka tabi olmak zorundadır diyor. Yani bir devlet... Ya savaş hukukuna tabi olacaksın ya da... Evet, ya savaş hukukuna tabidir Cenevre Sözleşmesi'nde öngörü, ki orada işte savaş suçları... Tanımlanmış her şey. Evet, hepsi tanımlanmış. Hangi silahlar yasak, hangilerini kullanabilir gibi. O orantılı güç kullanma meseleleri falan, evet, Cenevre Sözleşmesi'nde. Yok ben savaşta değilim diyorsanız... O zaman anayasana... İç hukukuna, ceza anayasa, kanuna... Ceza muhakeme usulü... Hepsine uymak zorundasın. Evet. Bunu diyor ısrarla biz vatandaşların... Bunu ısrarla hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü zaten bir hukuka uymadan böyle bir operasyonun yapılması... Şimdi bir de muğlak ortada bıraktığınız vakit... Evet. Diyelim ki o IŞİD'lileri bir cezaevinden kim bıraktı? Sen mi bıraktın, ben mi bıraktım? Nerede görecek cezası? Hangi mahkemede? Veya ne bileyim Afrin'de, Kobani'de yapılan hukuksuzlukları hangi mahkemeler yetkilidir? Evet. Suriye vatandaşlarına yapılan hak ihlalleri... Hak ihlalleri varsa hangisi? Hatta bırakınız ihlali, daha önce bildiğimiz adli yargılama ve o yargı hükümlerinin infazı, hangi cezaevinde çekecek cezasını diyelim aldılar veya hangi koşullarda, bütün bunların uygulanması tamamen devletin kesin şeyine bağlı, ne diyelim, uygulamasına bağlı, adli makamlarına demesi lazım. Siz görevlisiniz bu işle diye, kendi eğer savaşta değilse, evet. Şey örneği vermek istiyorum, mesela Rusya'nın Ukrayna müdahalesi veya Türkiye'nin Kıbrıs'a asker çıkartması, oradaki mesela hak ihlalleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne tabiydi, çünkü sözleşmeye tabi bir ülke bir yeri işgal ediyor veya bir yeri ele geçiriyor,
oradaki vatandaşlarına muamelesi kendi iç hukuku, yani bir noktada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne tabi gördü mahkeme. Şimdi tabii Türkiye'nin Kıbrıs çıkarması bir açıdan özel bir durum. Çünkü sizin kuşaklar hatırlamaz belki. Orada 3 garantör vardı. Evet, garantör devletler. İngiltere, Yunanistan ve Türkiye olmak üzere. Türkiye çıkarmasını da o çerçevede yapmıştı. Gerçi garantörseniz ertesi günü asker çıkarmak anlamına gelmiyor. Evet. Son çare olarak her zaman asker çıkarmak söz konusu. Burada da Türkiye'nin tabii bazı hukuki gerekçeleri var hani kendi güvenliğiyle ilgili. Fakat şimdi bu hangi hukukun uygulanacağı meselesi o kadar ortada bırakıyor ki her şeyi sizin bir bakıma eliniz kolunuz serbest kalmış oluyor ve her tür ihlali yapma neredeyse neredeyse özgürlüğün, hani o koşulları kendinize sağlamış oluyorsunuz. Bugüne kadar ben de hiç dikkatle de izliyorum savaş haberlerini. Biz tabii gündelik hayatta bizler normal insanlar olarak, devlet dışı insanlar olarak hepsine savaş diyoruz yani. Bizim hani bırakınız şeyi, başka ülkelerle olan çatışmaları, kendi ülkemizin içindeki Kürt sorununda mesela Kürt savaşı deyip duruyoruz biz. Bize göre, yani normal insanlara göre bunlar savaştır. Yarattığı yıkımdan tutun, hani savaşın yarattığı ne varsa bu çatışmalar da aynı sonuçlara geliyor. Ne yazık ki öyle düşünün yani. Çünkü o konuda kişisel bir fikrimi söyleyeyim. Savaşın kendi iç mantığı var ne yazık ki. Hani siz dünyanın en barışçı insanı olun. Bir şekilde savaşa bir şekilde bulaştırıldıysanız, çünkü kendiniz bulaşmazsınız barışçıysanız. Ama bulaştırıldıysanız o mantığın çarkına kapılmanız işten bile değil yani. Çünkü mekanizma, evet, yutuyor. Bir insana. Mekanizma, evet, hem sizi fiziksel olarak, diyelim siz normal bir vatandaş olarak askere gittiniz, sizi aldılar, sen filanca birlikte savaşa. Mecburen askerlik yapıyorsunuz. Mecburen, çünkü bunu reddettiniz mi vatana ihanet etmiş, evet, olmakla. Cezaevine girme olasılığınız var. Hatta işte eğer olağanüstü koşullarsa idam cezasını öldürülebilirsiniz. Hepsi. Dolayısıyla dediğiniz gibi ülke içerisinde de aslında aynı koşullara özellikle iş belirli bir aşamaya geldikten sonra, yani bu savaş çarkı dönmeye başladı mı ondan kurtuluş çok zor ve benim kanımca Kürt meselesinde bu kadar ne diyeyim kısır döngüye girdiysek Bu mekanizmanın yarattığı, evet, bir sonuç. Sonuç. Onun için derler ya hani barış savaştan daha zor bir şeydir diye. Savaşı durdurmak anlamındaki barış hakikaten, evet, daha zor. Evet. Şey gelmek istiyorum. Şimdi barışı bir hak olarak tanımadık. Yani en azından, evet, ta BM İnsan Hakları Sözleşmesi'ne kadar bir zemini var. Ve şu an doktrinler oluşuyor, tartışılıyor ve bir üçüncü kuşak hak, evet, tarzında bir tanımlama doğru gidiliyor ama Türkiye'ye döndüğümüzde barış kelimesini kullanmak veya savaş kelimesini kullanmak bir şekilde kriminalize ediliyor yani belli çevreler tarafından. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hem bir dilin bir kelimesini kullanmak niçin suç oluyor? Niçin suç oluyor? Yani şimdi hatırlıyorum 1965 yılında ben mülkiye öğrencisiydim, yeni işte birinci sınıfta. Orada bir barış derneği kurduk. Evet. O zaman sol hareketler yükseliyordu 60'lı yıllarda. Nereden çıktı barış? Çünkü Türkiye'de savaş yoktu o sırada. Dünyada da azdı. İşte Vietnam'da vardı. Biz en çok Vietnam'ı izlerdik. Filistin vardı bir savaş örneği olarak. Biz 1950'lerde Beyce Boranların Kore Savaşı'na karşı çıkmasına özenmiştik. Evet. Onlar böyle bir avuç insan. Beyce Boran da, ben ona şimdi dönerek eski bir olaya yeni isim takıyorum. Barış akademisyeni diyorum Beyce Boran. O zamanlar o yoktu henüz. Dil tarihte sosyoloji hocası kendisi. Çocuğunu hapiste doğuruyor. Niye?
Kore Savaşı'na karşı... Barış talep ettiği için. Evet, barış talep ettiği için. Kore'ye asker çıkarılmasına karşı bildiri dağıtıyorlar. Aslında bu yeni bir şey değil o zaman Türkiye'de. Bu bir... Değil. Tarihi kodlarımızda ve tarihte var. Tam onu söylemek için açtım bu şeyi. Bir çeşit anıyı. Şimdi bu şöyle, bunun arkasında yani bu dediğimiz, sordunuz ya barış kelimesi niçin kriminalize ediyor, ediliyor. Devletin hani kodlarında diyorlar ya, kodlarında var barışı tehlikeli bir şey gibi görüyor. Çünkü aslında Beyce Buranlar Komünist Partisi davasında yargılanan insanlar ve komünistler o zaman Sovyetler hala uzun süre tabii ayakta kalıyor. Sovyetlerin politikası barış aslında. Dolayısıyla o zamanlar devlet komünistleri kendisine düşman gibi görüyor. Çünkü onlar Sovyetleri seviyor. Sovyetler de devletin düşmanı. Ve böyle bir tarihsel şeyden, yoldan geliyor devletin barış kelimesine düşmanlığı. Çok yalan değil. Yani bizler mesela Sovyet devri, bizim gençliğimiz, 68 gençliği Sovyetlere sempati duydu. İlk sosyalist devrimin yapıldığı ülke. Onun barış politikasına sempati duydu. Şahsen yazdığım ilk yazı barış konusundadır ve okulun panosu vardı. Bizim Barış Derneği'nin panosu. Oraya asmıştık falan. Şimdi anılar bir tarafa, tabii başka derin nedenleri de var devletin. Bir kere bir, komünistler barışçı olur, oradan düşman. Gerçi şimdi komünist olmak yasal bir duruma geldi ama o kadar da çok kişi komünist olmuyor. Sonra arkasından devlet komünistlerden sonra anarşistleri düşman ilan etti. Devletsizliği savunan. Sonra da teröristleri ilan etti düşman. Şimdi terörist deyince herkes... Kürt Savaşı akla geliyor ya da Kürt Savaşı'nı destekliyor gibi bakıyorlar hani hepimiz terörist haline getirir, kriminalize etmek derken bunu kastediyorsunuz. Çünkü şimdi bunların hepsi tabii ki barış meselesiyle ilgili. Hani barış diyen Kürt sorununda Kürt haklarına yönelik çabalar talep etmiş oluyor. Yani Kürt sorununu demokratik yoldan çözün. Savaşmayın. Ölmesin insanlar. Ölmesin, öldürülmesin. Net, açık, insani talepler. Kesinlikle. Ve o konuda da aslında söylenebilecek epey çok şey var. Mesela da ben bizim barış yanlısı demokrat insanların dilinde de şeyi görüyorum. Mesela insanlar ölmesin dememiz çok doğru. Fakat şeyi hep unutuyoruz. Öldürmesin de var yani. Çünkü onu da söylemek lazım. Yani o da çünkü o kısır döngüyü yaratan bir şey. Kan davasındaki gibi. Bir yerde birisi öldürülünce onun yakınları karşı hınç duyuyorlar. O hınçla başa çıkmak, öldürme isteğine kapılmamak çok zor. Yani yüksek bir bilinç gerektiriyor. İlkel bir güdü aslında. İlkel ve doğada olan bir güdü. Evet, doğal bir güdü. Onu ben cezalandırmayayım da devlet cezalandırsın, onunla yetineyim. Hukuk da bu aslında, biliyorsunuz. Size evet. Tereciye tere satar gibi konuştum ama... O sizin döneminizin mülkiyesi birçok hukuk fakültesinden daha iyi hukuk öğrettiğine eminim. Ya bilmiyorum, biraz ilgilenmekle de belki ilgili. Ama bir sakıncası da ne biliyor musunuz? Gençken hukuk okumuş olmak. Benim kafam mesela, diyorum ya, saldırının, devletler arası saldırının yasak olduğunu izlememişim. Hani yeni gelişmelerden haberiniz yok. Ben hala işte meclis karar vermeli falan. Oysa kocaman bir Cenevre Sözleşmesi var, BM hukuku var. Onlardan haberim yok. Mesela bu üç kuşak insan hakları meselesini yeni öğreniyorum. Bu Barış Vakfı faaliyetlerinde öğreniyorum. Mesela şey açıldığında, tabii bütün bunlar tarihi gelişmeyle ve biraz kişisel tarih, biraz toplumsal tarih. Türkiye'de insan hakları merkezini, ilk merkezi kuran
kişi Cahit Talas'tı bizim profesör, bizim dediğim Mülkiye, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde. Ben de yeni asistan olmuştum oraya, fakülteye. Hangi yıl bu? 78 sonu, 79 başları. Darbeden çok, 12 Eylül darbesinden hemen önce. Görünce 78 Aralık ayı filandı herhalde. Baktım Cahit Hoca orada bir kapıya İnsan Hakları Merkezi diye küçük bir tabela asıyor. Şimdi o konuda ben de çok cahilim. Çoğu zaman olduğu gibi insan hakları konusunda. Türkiye'de ilk defa küçük bir plaka çakılıyor. 79 yılının başları. Sosyalistim. Sovyetler Birliği'ne sempati duyuyorum. Ve insan hakları deyince aklımıza şöyle bir kötü şey geliyor. İnsan hakları kavramı Batı emperyalistlerinin uydurduğu Sovyetleri yıkmak veya gözden düşürmek için yarattığı bir kelime. Çünkü çok suçluyorlar Sovyetleri işte. Hak ihlalleri, özgürlükler yok, hiçbir şey falan. Ve biz onların hepsinin yalan olduğunu ve Batı tarafından uydurulduğunu düşünüyoruz ve çok kızıyoruz. Öyle hoca nasıl bir tabela asar? Hoca asınca da ben tabii hoca, yani çok yakın arkadaşım değildi ama zaten aramızda çok yaş farkı. Bizim Cahit Hoca da satılmış neredeyse derecesinde bir antipati duydum. Çok sonra tabii şimdi özellikle çok sonra başladım böyle düşünmeye. Cahit Hoca aslında sosyalizme de hakkı sağlamış oluyor. Oluyor. Çünkü eğer sosyalizm insan hakları açısından sağlam olsaydı, çünkü orada Batılıların söylediği, yani şüphelenmekte çok haklıydık. Esas amaçları CIA kurdu filan derlerdi. Ama bu hak ihlallerini ortadan kaldırmıyor. Batı'nın bu planları. Evet, yani gerçeği ortadan kaldırmıyor, evet. Ne yazık ki. Yani Sovyetleri yakından bilmediğimiz için söylenenleri de yalan diye ilan ediyorduk. Oysa onların çoğu doğruymuş. Aslında benzer bir açı şu an yok mu? Mesela Türkiye'de Kürt sorunuyla ilgili birçok Türkiye'li Batı'nın uydurmaları, hak ihlalleri, aslında biz kardeşiz, hiçbir sorunumuz yok. Yani aynen öyle. Evet. Zaten Türkiye Devleti'nin söylemiyle hani bütün o kendisine yönelik eleştirilere verdiği inkarcı cevap. Hani suçun çocuk gibi her şeyi inkar ediyor. Duyan zanneder ki dünyanın en demokratik, en hatasız, ideal, cennet gibi ülkesi. Biz öyle değil. Öyle bir devlet yok zaten. Daha, yani tarihte de olmamış. Ama derece derece daha ileri gidebilmiş, daha iyi denetlenmiş devletler var ancak. Halklarda demokrasi bilinci geliştiyse işte, daha bir denetim mekanizmaları, bağımsız yargı. Onlar geliştikçe. Kurumlar geliştikçe. Evet, ve halk sürekli bir uyanıklık gösterdikçe, sokağa dökülüyor Lübnan'da, az önce sizinle konuşuyorduk. O ölçüde bunlar yerleşiyor. Sokağa dökülüyor demişken ben fızı böldüm ama Türkiye'de niye barış kitlesel olarak sahiplenilmiyor? Yani veya sahipleniyor da insanlar çekinip mi talep söylemiyorlar? Yani bu barışı talep etmenin, yani herkesin ihtiyacı olduğu bir aslında durum. Neden bir barış talebi konusunda bir tereddüt yaşıyor insanlar? Yani şeyi söylemek zor tabii. Diyemeyiz ki Türkiye'de halk kitleleri barış konusunda çok bilinçlidir diyemeyiz. Ne yazık ki barış bilinci hayli düşük. Bu konularda, yani savaş gibi askeri konularda her kararı ve hatta düşünmeyi devlete bırakmıştır halk. Büyüklerimiz bilir, psikolojisi egemen. Buna karşılık bir şeyi belki de çok acı olduğu için unutmayı seçiyoruz hep. Yapılan en büyük barış mitiklerinden biri biliyorsunuz IŞİD tarafından bombalandı, evet. Ankara'da GAR mitingi. 103 kişi hayatını kaybetti. 103 kişi hayatını kaybetti. O bir barış mitingiydi. Barış için toplanıyordu insanlar. Tek talep oydu. Tek talep barıştı. Düşünün, yani dünyadaki bir mitinge atılmış en kıyıcı
bombalardan birisini oraya IŞİD olarak biliyoruz biz, atmış oldu. Ondan önce de aslında birkaç barış, şimdi vakıf olan çevre daha önce barış meclisiydi. Ondan da önce barış girişimleri vardı, birkaç barış girişimleri. O meclis ve girişimler zamanında, yani 90'lar değil galiba da 2000'lerin başlarında mesela çok büyük mitingler yapabildik. Bir de Irak Savaşı'na karşı ciddi bir orada hedef şeydi. Toplumsal tepki çok, vardı. Çok güzel çalışmalar yapıldı. Çalışma miting de dediğiniz doğru. Miting de yapıldı. Onun adı Irak'ta Savaşa Hayır'dı. Hatta şey rozetleri vardır kocaman. Yazar Irak'ta Savaşa Hayır. Bir uluslararası mahkeme, Rasıl Mahkemesi gibi bir Irak Mahkemesi kuruldu. Uluslararası hukukçular geldiler. O da çok iyi bir çalışma. Peki niye bu Suriye'de savaşa hayıra dönüşemedi? Yani o hareket niye? Yani bu sadece IŞİD'in, işte hani bu devletin baskısı, işte barış talep edenlere terör saldırılarının yarattığı kayıplar da mı etkili, yoksa az çok toplum insanlar, daha çok militaristleşti mi? İkisi de belki. Daha çok militar, bakınız yani ana muhalefet partisi bile destekliyor. Ama Suriye'ye müdahale sözleri ilk edilmeye başlandığında 160 oldu galiba imza sayısı. Karşı çıkan bir bildiri yayınlandı. O bildirinin imzacılarına etmediği küfür kalmadı. O zaman başbakan mıydı? Cumhurbaşkanıydı yine şimdiki cumhurbaşkanı. Çok sert küfürler etti. Hatta baskın olan dava açtı. Ona karşı dava açtı baskın. Hepimize hep birlikte açalım diye hepimize teklifte bulundu. Ben de İfade özgürlüğü denip. Evet yani öyle olacağı hem çok belli hem de bazı insanların işlediği bazı ayıpları ben ayıp olarak söylemekle yetinmekten yanayım. Yani çünkü bazı şeyler hukukun dışında halledilmeli bence. Bazı bu tür hani insan ilişkileri, insan ilişkilerinde evet. Böyle bir şeyim var. Gerçi bu cezasızlık mekanizmasını desteklediğim anlamına gelmemeli. O da hukukun büyük bir tartışma konusu anladığım kadarıyla. Çünkü mesela savaş suçları olsun, bu faşizmler zaman, mesela Pinochet dönemi için öyle bir tartışma var. Çok önemli bir tartışma bence. O dönemin suçluları, devlet uygulamalarını yapanlar yargılansın mı yargılanmasın mı meselesi. Sonradan Pinochet biliyorsunuz yargılandı, yakalandı, bir sürü bir şeyler oldu. Şimdi belki onun şeyi değil ama çok önemli tartışmalardan birisi bu. Cezasızlık çünkü yeni suçlara cesaret veriyor. Böyle bir yanı var. Onu asla desteklemek istemem. Yok zaten öyle anlaşılmadı, merak etmeyin. Tamam. Şeyi sormak istiyorum, barış konusuna yine tekrar dönersek. Türkiye toplumunun, aydınlarının, siyasi partilerinin, işte vakıflarının, üniversitelerin barışla ilgili bir doktrinsel işte mevzuat, işte ne bileyim birikim, yayınlar işte var mıdır siz? Oldu mu? Yani oluyor mu daha doğrusu? Yani çünkü bunun aktarılması için bir metinlerin olması lazım herhalde. Çok doğru. Doğru mu? Bu metinler oluştu mu? Bu kütüphane oluştu mu barışla ilgili? Çok fena değil bence. Tabii son yıllarda daha çok oluşmaya başladı. Özellikle sanıyorum Avrupa Birliği müzakereleri sırasında daha çok ilgilenildi bu konularla. Kürt sorunu tabii gerektirdi. Neyi ne kadar, ana dilinde eğitim nedir, yenir mi içilir mi hiç bilinmeyen, uzun zaman ilgilenilmemiş bir konu gibi bu insan hakları konusunda da mesela şimdi gözümün önüne geliyor benim evdeki kitaplar arasında bayağı bir yeri var. Mesela ana dilinde eğitim hakkı konusunda tabii Kürt halkı bu konularda çok rahat ilan ediyor.
ana dilinde eğitim bir insan hakkıdır diye slogan da atarak, bu aslında çok önemli bir şey. O bir talep. Diğer tarafı şok ediyor aslında. Şok ediyor. Ve bir takım hukukçular çıkıp öyle bir hak yok diye bağırıyorlar. Yani insan hakları beyannamesinde ana dilinde eğitim haktır diye bir madde yok. Tıpkı barış hakkı var, insanların barış hakkı diye bir şey. Ama bütün bir sistem oluşturuyor şeyler. Bu tartışmalar. İnsan haklarıyla ilgili metinler, bütün o sözleşmeler, anlaşmalar, kararlar, Birleşmiş Milletler kararları, onların hepsi bir sistem oluşturuyor ve bir külliyat yaratıyor. Bir külliyat, çok doğru. O külliyat bu barış hakkını da içeriyor aslında, ana dilinde eğitim hakkı. Mesela az önce sözünü ettiğimiz 26. madde, hani barış kelimesinin geçtiği yer, ilk insan hakları evrensel beyannamesinde barış kelimesi de geçiyor. Çocukların hani nasıl eğitileceğini, barış içinde eğitileceğini söyleyen madde. Ayrıca bir çocuk hakları sözleşmesi düzenlenmiş. Şu an yılını hatırlayamayabilirim. Ama çocukların insan hakları, evet, sözleşmesinde mesela hatta ilk sözleşmede de mi geçiyor o? Hani gereğince çocukların kendi mensup oldukları toplumun kültürüne göre, inancına göre, diline göre, dili diye açıkça ilk şeylerde yazmıyor. Devletler çok tedbirli. Kendilerine çok fazla iş çıkarmamaya gayret ediyorlar. Çok hükümlülük koymuyorlar. Aslında. Koymuyorlar ve o belirli katı devlet zihniyetini görüyorsunuz yani. Metinleri okurken. Ve zaman içerisinde onlar gerçi gitgide, daha özellikle Avrupa Birliği'nin kurulması aşamasında, gitgide daha demokratik, daha halkın taleplerine uygun yapılıyor ve ana dilinde eğitim de mesela UNESCO'nun temel ilkelerden bir tanesi aslında ana dilde. Tabii. Birleşmiş Milletler, evet, ilkesi, evet, aslında UNESCO, evet, eğitim. Onun bir parçası. Evet. Organa nihayetinde. Evet. Aslında şeyi bakmak lazım. Şimdi 1948'deki metinde LGBT hakkını görmüyoruz. Doğru. Hani bu yani insanın gelişimiyle taleplerinin ortaya koyması gelişen bir metin. Çünkü hukuk yaşayan bir organizma, yani daha doğrusu. Tıpkı dil gibi. Dil hukuk gibi, aynen. 1948'de ibaret bitmiyor. Yani bu 2000 belki 50 yıl sonra şimdi yapay zekanın yaratacağı hak ihlalleri konuşuluyor mesela bazı durumlarda. Belki 50 yıl sonra yapay zekayla oluşan hak ihlalleri üzerinden bir metin çıkacaktır. Yeni sözleşmeler. Süremiz azalıyor. Hatta belki bitmek üzere. Son soru şu olsun istiyorum. Barışı bu kadar terörize edildiği bir ülkede bunu talep etmenin yollarını nasıl deneyelim? Belki zor bir soru. Bilmiyorum. Şimdi cumartesi günü bir Barış Vakfı'nın toplantısında biraz bunlar da konuşulmaya çalışıldı. Bu konuda da farklı görüşler var aslında. Mesela bana sorarsanız durmadan barış, vicdan falan kelimeyi tekrarlamanın çok fazla bir işlevi yok. Manası yok. Evet. Bir, bıktırıcı. İki, devletin kulakları gereksiz yere dikiliyor sizi düşman ilan etmeye. Çok hazır. Hadi diyelim onu göze almak zorundayız. Eğer belirli bir amacınız varsa, bir demokratik toplum olalım istiyorsanız, göze alacaksınız biraz içeri girmeyi, çıkmayı vesaire. Risk alacaksınız. Fakat hakikaten bıktırıcı bir yönü var. Bazı arkadaşlar ama bu kelimelerin ne kadar tekrar edilirse o kadar güç kazanacağını düşünüyor. Bilmiyorum, yani biraz bu iş tartışmalı. Benim önerim daha bu mesela geçiş dönemi adaleti diye bir kavramı var. Çok değer verdiğim bir kavram. Hani barış kavramını öğrenelim, insan hakları kavramlarını bir sürü, o kavramları öğrenelim. Çocuğun insan hakkı, kadının insan hakkı gibi ve bunların ne demek olduğunu da tahmin ederek değil, ne demek olduğunu öğrenerek, azınlık hakları, evet, gibi. Bunun yanında geçiş dönemi adaleti, cezasızlık,
mesela gibi yine hukuk çerçevesinde, işte insan hakları çerçevesinde yer alan henüz bilmediğimiz ama çok işine yarayacak iyi bir toplumun, kaliteli bir toplumun olmazsa olmazı olan o kavramları bir an önce devreye daha sokmak. Fazla konuşmak, daha, kulaklara aşina olması sağlamak. Olmasını sağlamak, açıklayıcı yazılarımızda, konuşmalarımızda devreye sokmak. Evet. Mesela. Çok teşekkürler, süremiz bittiğini ben teşekkür söyledi ederim. Arkadaşlar. Barış konuşmak önemli bir dönem. Benim için sizin için de bir olasılık olarak. Umarım bir şekilde bunun bir külliyatı oluşur, bu talepler yerine gelir. Evet sevgili seyirciler, bu hafta barış hakkını konuştuk Necmi Alpay'la. Haftaya başka konuklarla tekrar size olacağız. İyi akşamlar diliyorum.